Gel. Nereye gidiyorsun? Lan bir hayvan geldiğince gider mi ya böyle bir şey? Hayatımda görmedim. Evet. Yani bu videoyu o kadar uzun bir süre öteledim ki bir süredir aklımda vardı ama niyeyse bir türlü yapmadım, yapamadım. 4,5 sene olmuş bir videoyu izleyeceğiz bugün hep birlikte. Benim 4,5 sene önce tüp mide ameliyatı olmadan tam bir gece öncesinde, ertesi sabahı ameliyat olacaktım. Oturdum ve bir video çekmek istedim. İleride dönüp baktığımda o zamanki ruh halimi, o zamanki konuşmalarımı bir anı olarak saklamak istedim. Muhtemelen babamdan gelen bir huy bu bende. Acayip şekilde bir anı biriktirme, fotoğraf çekme, video çekme, bunları saklama, özel zamanları, özel anları bir şekilde ölümsüzleştirme geni kesinlikle bana babamdan gelmiş. Çünkü babam da beni doğduğum andan itibaren her saniyemi çekmiş bir insan. O yüzden birazcık böyle ona da benzediğim için babamı kaybettikten sonra özellikle biraz böyle duygulanıyorum ve biraz da mutlu oluyorum açıkçası. Hoşuma gidiyor bana hep o hayattayken sen benim dişi yanımsın derdi. Hakikaten babamın dişi yanıyım sanırım. Bazı özelliklerimiz, inadımız da aynı zamanda mesela çok benzer. Ona benzemek de hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bu tarz eski videoları belki izlemeli bir seri de yapabiliriz. Çünkü benim gerçekten hayatım doğduğum andan itibaren reality show gibi babam tarafından çekilmiş olduğu için bir sürü video var aslında arşivimizde. Neyse şimdi gelelim bu videonun psikolojisine. Ben bu videoyu çektim ve o günden sonra bir daha asla izlemedim. Açtım 5 saniye oynattım sonra durdurdum dedim ki ben bunu videoya çekeceğim. Yani bunun hissiyatını bir videoda sizinle paylaşmak istedim. Ve 4,5 yıldır hiç açmadığım bir videoyu şimdi beraber açacağız. Mayıs ayındayız, 2017 yılındayız. Ben 110 kiloyum. Artık ameliyat olmaya karar vermişim. Tarihler alınmış. Ertesi sabah ameliyat olacağım ve bununla ilgili konuşuyorum. Yani bildiğim kadarıyla bu. Bakalım neler konuşmuşum. Her şeye geçiyorum. Yüzümün farklılığı inanılmaz. Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım bu arada. Sadece 55 kilo yakın bir kilo verdim. Ha tabii şimdi siz bu videoyu belki de gördünüz bir şekilde keşfette bir şeyde önünüze düştü ve beni ilk defa görüyorsunuz. Şöyle biraz hikayemden bahsedeyim. Ben 4,5 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. 110 kiloydum. 57 kiloya düştüm. 53 kilo vermişim aslında. Neyse. Sonrasında deri ameliyatı oldum. Karnımda ve kollarımdaki sarkan derileri aldırdım. Bunların hepsinin de bu arada videoları var. Tüp mide ameliyatımın yok ama tüp mideye dair soru cevaplar var. Diyetisyenimle mukbang yaptığımız çok keyifli bir video var. Bunlarla alakalı içerik de ürettim vakti zamanında. Aslında Instagram'da mesela çok böyle işte zayıflayan kız olmayı hiç istemedim ve onun üzerine gitmedim ama YouTube'da kalıcı olacak şekilde insanlara da bilgi verecek şekilde bu tarz içerikler yapmayı önemsiyorum. Çünkü deri ameliyatı için içeriği mesela Türkiye'de yoktu ben yaptığımda. Bir tane kadın yapmıştı. Onun da başlığı derilerimi aldırdım az kalsın ölüyordum falan gibi korkunç bir başlıktı. Ve ben gördükten sonra insanlar bunu görmemeli diye düşünerek o videoları hazırlamıştım. Bu tarz farklı deneyimlerimi yine hayatım boyunca devam ettikçe YouTube'da kaldığım sürece sizinle paylaşmaya devam etmek istiyorum. Ben seviyorum çünkü böyle şeyleri. Ben mesela bu videoyu görsem kesin tıklardım başka bir YouTuber'da böyle 4 sene 5 sene önceki kilolu, farklılığı ya da psikolojik olarak farklı bir haldeki bir videosunu izlemesini de severdim. Yani muhtemelen izlerdim. Severdim, saçma oldu. Biraz gerginim. Biraz gerildim ve izlemek istiyorum. Başlayalım. Yanlış olarak kendimi kesiyorum. Evet, hazırsak oynatıyorum. Merhaba. Bugün 10 Mayıs 2017. Saatleriniz bu elim niye böyle? Bugün 10 Mayıs 2017. Saatler 03:45 gecenin kör vaktinde. Sesim değişmiş. Yani suratımı konuşmuyorum. Burnum falan küçülmüş. Yani burnumu hala sevmiyorum ama oradaki burnum daha kötü. Gerçekten her şeyim değişmiş. İnanılmaz. Niye video çekiyorum? Çünkü yaklaşık 6 saat 15 dakika sonra bu tatlış göbeğimin içindeki tatlış midem. Şöyle kendimi bir göstereyim de en son halimin ne olduğu daha bir açık ortaya çıksın. Mide ameliyatı geçireceğim. Gergin de biraz heyecanlıyım. Yani çünkü aslında 26 Nisan'da olacaktım. İkisini ertelendi. Çok kötü hasta oldum. Serumlar, antibiyotikler yetmedi. Tekrar ertelendi. Artık ayın 10'unda olacağım. O yüzden artık böyle bir ay olayım da kurtulayım kafasındayım. Yani çünkü insan geriliyor vakit geçtikçe.
bir tarih belirliyorsun. O tarihte ameliyat olayım diyorsun ama olmayınca böyle acaba olmamalı mıyım falan bile aklınıza gelebiliyor. Ama hiçbir şekilde bu kararından pişmanlık duyacağımı düşünmüyorum. Evet, zor olacak. Gerçekten hiç pişmanlık duymadım bu arada. Duygulandım ya kendimi böyle görünce. O kadar uzun zamandır eski halime bakmamışım ki. Kendi mimiklerimi, konuşmamı farklı biri gibi ya. Gerçekten çok ilginç bir şey bu değişim. Yani yaşadıysanız ya da belki çevrenizde yaşayan biri varsa biraz biliyorsunuzdur. Kendinize bakışınız falan çok çok değişiyor ya. Çok acayip. Yani tek başıma bir büyük boy pizzayı yiyebiliyorken bir dilim pizza yiyip ay doydum. Garip olacak. Göz açlıklarımla mide açlığımın savaşları verilecek. İlk bir ay boyunca katı hiçbir şey yiyemeyeceğim. Yani ilk bir ay zor olacak. Ameliyattan sonra gaz ağrısı olacak falan. Ablamdan biliyorum bunları. O da 2 ay önce oldu çünkü. Bir şey diyeceğim. Bu arada o zaman YouTube kanalım falan yok ama bayağı YouTuber gibi konuşuyorum yani. O zamandan aslında başlayabilirmişim. 1 Mart'ta oldu. Ama yani çok yakından tanıklık ettiğim bir insan olduğu için onu izleme, onun ne yaptığını görme fırsatım oldu ve hani aynı evde yaşayan iki tüp mideli insan olacağımız için de açıkçası çok mutluyum ve şanslıyım diye düşünüyorum. Doğru. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bundan aylar sonra, belki bir yıl sonra. Söyleyeceklerim bu kadar dedikten sonra yaklaşık 5 dakika daha görüntü var bu arada. Yani hiç değişmemişim aslında. Falan hani son halimi artık aldıktan sonra şu videoya bakıp Zeynep oha demek istiyorum kendime. Çünkü son birkaç aydır dünyanın en sosyal insanı olan ben dışarı falan çıkmamaya başladım. Aynaya bakamaz oldum. Yani ciddi açıdan özgüven, sosyal açıdan problemler falan hani iyice saçmalamaya başlamıştım. O yüzden bu ameliyatın benim hayatımı değiştireceğini çok iyi biliyorum. Bugüne kadar kiloluyum diye kendimi tuttuğum, kendimi durdurduğum ne varsa artık bu ameliyattan sonra kilo vererek, pilatesimi, sporumu yaparak, kendim için yatırım yaparak tüm bakış açımı değiştireceğimi düşünüyorum. Ya inanılmaz. Gözlerim falan doldu. Gerçekten yaptım ya bunları bu arada. Hakikaten yaptım ve o dönem çok mutsuzdum. Benim ameliyat olduğum dönemde tüp mide şey bakılıyordu. Ya millet ölüyor bundan kızım. Saçmalama. Sakın böyle bir şey yapma. Herkes çok karşı çıkmıştı ve o kadar az insana söylemiştim ki. Çünkü Pınar da benden 2,5 ay önce olmuştu. Orada da söylüyorum zaten. Ve insanlardan gelen tepki, babamın verdiği tepki özellikle hayır mayır olamazsın falan demişti. Ağlayarak beni aramıştı. Ben demiştim ki ne istiyorsan onu yap. Umrunda bile olmasın kimse. Babama da boş ver demiştim. İyi ki de demişim zaten. Babam da sonra çok mutlu oldu bizim zayıflamamıza. Bu süreçte gerçekten insanların size karşı şöyle söyleyeyim. Zayıfladım zayıfladım. 65 kiloya falan düşmüştüm. Artık millet şey demeye başladı. Yeter Zeynep artık bu kadar zayıfladın. Bundan sonra daha devam etme. Yani kilolu olursunuz zayıf olun derler. Zayıf olursunuz kilo al derler. Kimseye bu dünyada hiçbir koşulda hiçbir şekilde yaranamazsınız. Bunu sakın unutmayın. Ne kiloda ne başka bir şeyde. O yüzden siz nerede durmak istiyorsanız hayatta herhangi bir şeyle ilgili orada durun bence. Çünkü ben öyle yaptım ve kimseyi de umursamadım. Bundan sonraki hayatımda kimseyi umursamayacağım muhtemelen. Neyi doğru biliyorsam onu yapıyorum. Yanlışsa da ben ceremesini çekiyorum çünkü. Bu bakış açısını seviyorum. Şu anda da bunu bir karşılığını görmüş olmak beni çok duygulandırdı. 4,5 sene sonrasında bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hayatımı değiştirdim ve bakış açımı değiştirdim. Her şeyi kendim için yaptım ve kendime hakikaten acayip yatırım yaptım. Yani deri ameliyatı ve tüp mide ameliyatları biraz fazla tuttu. O ameliyatlar için çektiğim kredilerle fotoğraflarım var. Buraya o ikisini de koyarım. Daha yeni bitti bu arada tüp mide ve deri ameliyatı kredilerim. Ben geri alırım diye düşünmüştüm 4 sene geri ödemeli krediden sonra ama almadım. Devam ediyorum. Bir bundan kaç gün önce, 5 gün önce, Cuma günü, 5 Mayıs'ta da gözlerimden lazer ameliyatı oldum. Yani imkanlarım el verdiği sürece, imkanlarım dahilinde sevmediğim, hayat kalitemi düşürdüğüne inandığım ne varsa hepsini çözmeye çalışacağım.
23 yaşındayım şu an. 93 doğumluyum. 23 buçuk diyebiliriz. Aman tanrım ya. 23 buçuk. 23 yaşındaymışım. 28 oldun Zeynep. Şu an daha genç gösteriyorum bu arada. Abi kilo adamı gerçekten çok yaşlı gösteriyor. Şuradaki kız 23 yaşında, buradaki kız 28 yaşında. Bu yaşıma kadar ergenlikte vesaire çocuklukta ya ben en son 10 yaşında zayıftım. Ve 10 yaşından itibaren kilo almaya başladım. Ve 23 yaşına kadar yani zayıf halimi bilmiyorum. Ve bunu değiştirebilecek olmak ve bunun böyle bir tarihinin olması harika bir şey. Çünkü bugüne kadar diyetler yaptım. İşte 20 kilo verdim. Bu 20 kilosunu almış halim. 5 verdim, 10 aldım, 10 verdim, 7 aldım vesaire vesaire. Hayatım diyetle ve bir türlü nefsime hakim olamamakla geçti açıkçası. Buna zorunlu kalacak olmaktan dolayı artık çok mutluyum. Yani midem çok küçük olacak ve ben o mideye alışacağım. Ve zorunlu bir şekilde sağlıklı yaşayacağım ve buna alışmak durumunda kalıp hayatımı böyle devam edeceğim. Ya ben de böyle bir irade yok. Olsaydı zaten bu zamana kadar çoktan kilo vermiştim. Abi inanılmaz samimiyim ya. Kendimi o zaman bu kadar sevmiyordum. Şimdi dönüp bakınca kendimi daha çok sevebiliyorum. Çok ilginç. İnsan kendine çok gaddar bazen ki ben bayağı gaddarımdır kendimi hala yapıyorum yani. Vay be. Vay be Zeynoş. Devam edelim. Şu an 106 kiloyum. Bu kiloya gelmezdim yani. 87'ye kadar düşmüştüm. Orada kalırdım. Hadi 90 olurdum en fazla. Ama aldım yani. Ve bu ameliyata asla diyen bir insandım bu arada. Gerçekten. Asla diyordum. Çünkü sonuçta ağzını tutarsın. Kilo verirsin. Mantığıyla bakıyordum. Ama inanılmaz saçma bir mantık. Tutamadım. Yani 20 kilo aldım. Çok daha zayıftım. Ama aldım yani. Demek ki tutulamıyormuş. Ve hani araştırdığınız zaman o kadar da sıkıntılı bir şey olmadığını, bununla baş edebileceğinizi, çok fazla insanın bu ameliyatı olmuş olduğunu ve çok mutlu olduklarını görebiliyorsunuz. O yüzden doktor çok önemli tabii ki bu konuda. Yani benim çok en büyük şansım ablamın dediğim gibi ameliyat olmuş olması. O yüzden onun doktoruna ben de ameliyat... Bu arada çok pardon, minik bir keseceğim. Ben bu videoyu aslında şimdi hatırladım. YouTube kanalı açarım diye çekmiştim ama özgüvenimi bir türlü toparlayamadığım için o dönem YouTube'a deri ameliyatım. İlk videolarım benim deri ameliyatlarım. Ya yani bu ameliyatla aslında ben YouTube'a girecekken ben o kilo veren kız olmak istemiyorum dedim ve sonra deri ameliyatıyla girmeye karar verdim. Aslında orada zaten çok belli yani. Kilolu halimi çekmek, görmek istememem. Çünkü biliyorum ki zayıflayacağım ve internette o halim kalsın istemedim o zaman. Çok saçma. Şu an mesela umursamazdım yani. Umurumda olmazdı ama işte o zamanki özgüvensizliklerim orada da beni yakalamış yani. Çok güvendiğim biri zaten kendisi. O yüzden aşırı çirkinim. O yüzden gerçekten benim Kıyamam için sana. artık bir şeylerin ciddi ciddi değiştiğini düşünüyorum. Değişeceğini düşünüyorum. Yarından itibaren. Şunu söyleyeceğim. Bir, Koray Tekin ameliyatı oldum ve çok memnun kaldım. Çevremdeki 7-8 kişi daha zaten Koray Bey oldu. Pınar da dahil olmak üzere. Koray Hoca'yı ve ekibini %100 tavsiye ederim. Hani altına belki yorum olarak bu soru gelebilir diye söylemek istedim. Bir de ben aynı hafta içinde gözümü çizdirdim. Bana bir hal geldi. Birdenbire dedim ki benim değişmem gerekiyor. Benim hayatımla ilgili artık mutlu olmak için adım atmam lazım. Yoksa kafamı sıkacağım noktasına gelmiştim. Bakın her gün bir insan Pizza Bulls'tan Pizza Orlando dublaj eder kenar söyleyip büyük boy. Onu tek başına bitirip dizi izlemez yani yatağın içinde. Ve sosyal bir kelebekken, çok mutlu gözüken bir kiloluyken bu sefer artık mutlu gözükemeyen bir kilolu haline gelmiştim ve gerçekten dışarı çıkmıyordum. İnsanları görmüyordum. Gören herkes çok kilo almışsın diyordu çünkü. Bununla yüzleşmek istemiyordum. Çok zordu benim için, çok zor bir zamanda. Hiçbir şeye karşı bir çaba sarf etmeyen bir Zeynep vardı o zaman. Kendi hayatımın kontrolünü elime almak için bana vahiy gibi bir şey indi yani. Ben o hafta böyle dedim ki abi çat ne gözümü mü çizdiriyorum, tüp midemi oluyorum, işte şunu mu yemiyorum, bunu mu yapmıyorum. Bundan sonra bitti dedim yani. Hayatımı bambaşka bir yöne çevirdim. İyi ki de çevirmişim. Şimdi dönüp bakıyorum. Son 4,5 senede
Aman tanrım, başıma neler geldi. Ve hala buradayım, hala güçlü hissediyorum, hala daha fazla şey yapabileceğimi biliyorum. Bunlar bana iyi hissettiriyor. Hayatımda hiç böyle hissedeceğimi düşünmemiştim kendimle ilgili, biliyor musunuz? Kendime inancım çok azdı. Bunları ukala bir yerden asla söylemiyorum. Çünkü hiç ukala bir insan değilimdir. Kendine hatta eziyet eden bir insanımdır yani yeri geldiğinde. Bunları gerçekten çok içten ve bir şeyleri başarmış gibi hissettiğim için sizinle paylaşmak istiyorum. Belki benimle aynı psikolojide hissedenler vardır. Size bir gelecekten not gibi. Hani bu da olabilir. Yani benim yaptığım şeyler çok matah değil ama kendim için çok matah aslında. Yani kendime yaptığım şeylerden dolayı çok gururluyum. Yoksa yani ben şunları yaptım gibi bir yerde değilim asla. Her şey geçiyor. Her şey düzeliyor. Sizin kafanızın, yapınızın bir şeyi nasıl karşıladığı ile ilgili bence her şey. Neyse çok konuştum. Devam ediyorum. O yüzden çok heyecanlıyım ama bir yandan da insanın o comfort zonundan çıkamaması, o Türkçesi nedir comfort zonu, Konfor rahat alanı. alanından çıkamaması durumu da var. Böyle kafamda Allah'ım şimdi kilo vereceğim, hani nasıl olacak yani gibi bir endişe bile var. Çok ilginç, hayatta en çok vermek istediğim, yapmak istediğim şey kilo vermek. Ama garip bir şekilde böyle ay hani bir çekince bir gerginlik de var, çok ilginç. İnsan gerçekten yani resmen bu yağlar, bu göbek insanda belli bir süre sonra bir çember oluşturuyor bence. Çok garip. Ha, çok konuştum, 6,5 dakika olmuş. Böyle yani bu yolculuğa başlamadan önceki hissiyatlarımı çekmek istedim ki bundan sonra işte bir hafta, 2 hafta ya da bir ay sonra ne zaman çekeceksem bunları birleştirebileyim. İleride belki bir yerde de Yapmadın. koyarım, bir şey yaparım, bilmiyorum. Hiç devam Öyle. ettirmedin. O zaman öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay ilk YouTuber videom ama olmamış ya. Yapmamışım. Ay çok tatlı. İyi ki izledim bunu. Vay be. Vay be Zeynoşku. Gelecekteki kendinize, future self diyorlar hatta buna yurt dışında, video çekmek bence çok keyifli. Şu an mesela ben bu videoyu izlediğimde o videoyu çekerken ki ruh halimi, iç sıkışıklığımı, gerginliğimi, endişelerimi hepsini hissettim. Videoyu hatırlamıyordum ama o kızı hatırlıyorum. Yani o kızın psikolojisini çok iyi hatırlıyorum. Üzüldüm yani. Gerçekten kendime üzüldüm. İlginç bir deneyimdi. Keşke böyle daha çok şey çekseymişim ama neyse ki babam çekti. Dediğim gibi belki babamın arşivinden ilerleyen zamanlarda böyle ara ara kendine nasıl iyi gelirsin gibi şeyler yapabiliriz. Ben hiç o şey insanlardan olmak istemiyorum, internetteki kameraya bağıra çağıra böyle kendini sev bilmem ne yap diyen tipler var ya. Bana çok gelmiyor yani, ben biliyorsunuz genelde hep geek, komik, hep o karakter, hep o kişilikle hayatına devam eden insanım. Çünkü ben kilolu büyüdüm ve ben kilolu büyürken benim kafamı çalıştırıp şakacı olmam gerekiyordu ki sosyal ortamlarda var olabileyim. Benim düşünce yapım bu şekildeydi. O yüzden benim konfor alanım her zaman şakalar, komiklikler. O yüzden de sosyal medyada ya da burada YouTube'da neyse işte kendimi böyle kendini geliştirme uzmanı falan gibi asla tanımlamam. En fazla kendi tecrübelerimi anlatırım. Eğer sizin ilginizi çekerse. Ben de bu sürekli komik olmak zorunda olan Zeynep hissiyatından sıyrılmak istiyorum açıkçası. Benim de işime gelir. Beni de mutlu eder bu. Eğer benim kendi kişisel yolculuğumla ilgili nelerle sınandığımı, nasıl bazı şeylerin üstesinden gelebildiğimi, bazılarının gelemediğimi duymak isterseniz böyle videolar yapabiliriz. İlla video izlemek zorunda değilim. Hani belli bir konu üzerine de konuşabiliriz. Yazarsanız yorumlara çok mutlu olurum. İlk izlemişim ama bu videoyu. Yani demek ki her şeyin bir zamanı var. Şu an bu videoyu çekmek, bu videoyu izlemek aklıma geldi ve iyi ki de şu an izlemişim. Evet, benden bu kadar bu video için. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.